Bugün sanki kiminle konuştuysam şehir dışından. Kiminle fotoğraf çektirdiysem şehir dışından. Soruyorum, nereden geldiniz? Urfa'dan, Malatya'dan, Kırklareli'nden, Ankara'dan, İzmir'den. Ama o, sadece o değil. Bugün bir kongreyimiz İsveç'ten sabah indi, 4 saat İstanbul'da kaldı, oyunu verip gitti. Dün gece saat 11'de Kalamış'ta Faruklugaz tesislerinde Avrupa'daki derneklerimizin temsilcileri vardı. Sordum, tatil mi için mi geldiniz? Yani oyunuzu verip tatile mi devam edeceksiniz? Hayır dediler, daha tatilde çok var. Pazar pazartesi döneceğiz dediler. Bu bana göre bu camianın farkını, özelliğini fazlasıyla gösteriyor. Gerektiği zaman kongreleri bu camiaya nasıl sahip çıkacaklarını, başkanlarına geçmişte olduğu gibi nasıl sahip çıkacaklarını bugün de fazlasıyla gösterdiler. Hepinize müteşekkirim. Sağ olun. Bu yüzden kendi genel kurullarımız için demokrasi şölenidir diyoruz. Doğru da söylüyoruz, az bile söylüyoruz. Bugünden sonra sen, ben, o demeden sadece biz dediğimiz, sadece Fenerbahçe'miz dediğimiz, sadece Fenerbahçe'nin çıkarlarına hizmet etmek ettiğimiz yeni bir dönem olmasını temenni ediyorum. Aydınlık geçmişimiz, aydınlık geleceğimiz, gurur duyulası yarınlarımız için yan yana omuz omuza olacağız. Yarın çok geç. Biz bugün bu başlangıcı burada hep beraber yapıyoruz. Her zaman olduğu gibi, belki her zamandan daha da fazla yapacak çok işimiz var. Fenerbahçe için üstlenecek pek çok sorumluluklarımız var. Bu camianın desteğinin, taraftarın güveninin sorumluluğu çok çok büyüktür. Bunun bilincinde olduğumuz konusunda bu sorumluluğu yerine getirmek için neler yapmamız gerektiğinin bilincinde olduğumuzdan hiç ama hiç şüpheniz olmasın. Bu sevgiye, bu güvene, bu inanca layık olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağımızı, gerekirse durmadan, yorulmadan, usanmadan çalışacağımıza sizlere temenni ediyorum. Beklentilerinizin farkındayız. Mağlubiyetimizi geçen dönem için özellikle futbol olarak size de ifade etmiştim. Bu bizim için, yeni dönem için en büyük motivasyon, en büyük itici güç, en büyük sorumluluk bilinci sağlamaktadır. Bu konuda içiniz rahat olsun. Fenerbahçe bir spor kulübüdür. Binlerce sporcusu ve milyonlarca taraftarı ile tek vücut, kocaman bir ailedir. Spor kulübü olduğu kadar da tarihi, bu ülkenin, bu cumhuriyetin sorumluluğunun bilincinde, sosyal sorumluluk bilincinde sadece çubuklunun başarısı için değil, ülkesi için de nasıl bir mücadele verdiğinin örneği tarihin her döneminde, her aşamasında mevcuttur. Şimdi sizlerden aldığımız yetkiyle yepyeni bir döneme yelken açıyoruz. Bu yeni dönemde önümüzdeki sezon başlamak üzere sporun renginin sarı lacivert olmasını hedefliyoruz, temenni ediyoruz. Dün sizinle de paylaştığım gibi geride kalan 3 yılda doğrusuyla yanlışıyla çok büyük deneyimler, tecrübeler kazandık. Biliyorum, ne yaparsak yapalım futbolda başarı olmadığı takdirde diğerleri göz ardı ediliyor, gölgede kalıyor. Bana göre futbolda her yıl, her sezon belli bir aşama kaydettik.
Belli bir tecrübe kazandık. Belli yanlışlardan arındık. Belli doğruları daha fazla yaptık. Daha evvel de ifade ettiğim gibi kadromuz %70 hazır. Bazı dokunuşlara ihtiyacı var. Tabii ki sadece kadronun hazır olması yetmiyor. Kadro kalitesinin yanı sıra Samandıra'da birbiriyle uyum içinde çalışan dişlerin olduğu, Fenerbahçe'nin ne anlama geldiğini iyi bilindiği, o çok özlediğimiz ruhu tekrar canlandıracak bir ortam olmazsa olmazımızdır. İstediğimiz başarıyı yakalayabilmek için. Pek çok kez şahit olduğumuz gibi bazen kadronuzda eksiklikler olur. O sezon rakiplerinize göre en iyi kadroya da sahip olmayabilirsiniz. Ancak tüm eksiklerinize rağmen iyi bir aile ortamının olması, iyi bir takım ruhunun tesis edilmesi, kısacası inanmışlığın birçok eksiğin üstünü örttüğünü çok kez yaşadık.